Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Nisa suresinden devam ediyoruz. 56-59. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا Gerçekten o ayetlerimizi inkar edenler سَوْفَ نُسْلِهِمْ نَارَ Biz onları cehennem ateşine yaslayacağız. Küllemâ nadıcet cülûduhum derileri ne zaman böyle yandığında ateşten piştiğinde bettelnâhum cülûden gayrehâ liyezûgul azâb azabı tatmaları için onlara başka deriler vereceğiz. İnnallâhe kâne azîzen hakîme şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Allah-u Teala'nın ayetleri hem Kur'an tarzında gönderdiği ayetler var hem de kainat kitabındaki ayetler. Kainat da bir kitap gibi ve Kur'an Allah'ı anlattığı gibi kainat kitabı da Allah'ı anlatıyor. Ama bir kısım insanlar ilahi ayetleri inkar ediyorlar. Ve ilahi ayetleri inkar edenler için cehennem ateşi var. Ve bu cehennem ateşinde derileri piştiğinde Allah-u Teala azabı tekrar ve tekrar tatmaları için o derilerin değiştirileceğini bize bildiriyor. Ta ki azabı tatsınlar, dünyadaki inkarlarının karşılığını görsünler. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah aziz ve hakim olduğundan bu şekilde ceza verir ve böyle ceza vermesi onun hikmetinin bir gereğidir. Şu kainat çok ciddi gayelerle kurulmuş. Allah-u Teala şu alemi insanların imtihan edilmesi için yaratmış. Dünya bizim bir imtihan salonumuz durumunda. Ve insan varlık aleminin merkezinde. Böyle olunca bu insanın inkarı bütün kainatı alakadar eden bir olay. Dolayısıyla kafir olan bir insan benim ne kıymetim var ki bana ceza verilsin böyle hatırına gelmemeli. Çünkü insanın gerçekten Allah nezdinde büyük bir itibarı var. Allah-u Teala insanı bütün varlığın merkezinde kılmış. Her şey bizimle alakadar olarak yaratılmış. İnsan bu kadar nimetler içinde olsun, kainatın her tarafı ilahi ayetlerle dopdolu olsun, Allah-u Teala kendini peygamberlerle, kitaplarla tanıtsın, buna mukabil insan tanımadığında, inkar ettiğinde, küfre düştüğünde elbette cehennem gibi bir azabı hak etmiş oluyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden, salih amel işleyenlere gelince سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ Onları cennetlere dahil edeceğiz. تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ Altlarından nehirler akan cennet bahçelerine onları alacağız. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدَى Ve onlar orada ebedi olacaklar. لَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُدَهَّرًا Ve onlar için o cennette tertemiz zevceler var. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَل۪يلًا Ve biz onları kopkoyu gölgeler içerisine dahil edeceğiz. O gölgelerde nimetlendireceğiz. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala nerede cehennemden bahsetmişse genelde hemen peşinde cennetten bahseder. Veya önce cennetten bahsetmişse peşinde cehennemden bahseder. Ta ki insan cehennemden sakınsın ve bununla alakalı olarak da günahlardan uzak kalsın. Cennetten de bahseder. Ta ki insan cennete rağbet etsin ve cenneti elde etmek için kendinden istenen şeyleri yapabilsin. Burada cennetle alakalı altlarından nehirler akan, malum bir insan bir apartman dairesinde hayatını devam ettirebilir. Ama müstakil bahçeli bir evi olsa daha güzel olur. O evinde diyelim havuz olsa daha da güzel olur. Havuz değil de nehirler aksa, şırıl şırıl sular aksa çok daha güzel bir manzara olur. Ayet-i kerimeler cenneti anlatırken cennetin tecrimin tahtiyel enhar bu gibi nimetlere işaret ediyor. Yani bir insan dünyada bir en güzel
evi nasıl tasavvur ederse ondan daha güzeli cennette kendine verilecek. Ve insan orada aile hayatı da yaşayacak. Lehum fiha ezvacun mudahhara, tertemiz zevceler. Dünyada gerek kadın gerek erkek bir takım kusurları ve problemleri olan varlıklardır. Ve hiçbir kadın veya erkek tümüyle mükemmel değildir. Kusursuz da değildir. Böyle olunca aile hayatında zaman zaman problemler yaşanabilmekte. Ama diğer aleme gidildiğinde cennette artık insanlar daha farklı olacak durumları ve orada tertemiz hale gelecek. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا. Başka bir ayette geçiyor. Biz onların kalplerindeki kin, gıllı kuş tarzındaki şeyleri söker alırız. Böyle olunca Allah-u Teala diğer alemde insanları yeni bir yaratılışla yaratacak ve dünyada imtihan için bize verilmiş olan bir takım kötü duygular artık orada olmayacak. Ve ayetin devamında Allah-u Teala ehli cennetin gölgelenmesinden bahsediyor. Ve nudhiluhum zillen zalile, koyu gölgeler altında onlar nimetlenecekler. Burada koyu gölgeler Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini ifade eden bir şey. Özellikle sıcak bir iklimde, bir gölgede insan çok daha güzel bir şekilde zevk alır. Demek ki cennet tümüyle bir zevk, bir lezzet yeri olacak. Çünkü bu dünya zevk ve lezzet yeri değil. Bu dünya imtihan yeri. İmtihanda bir derece meşakkat vardır. Dünya bir derece sıkıntılar vardır. Ama diğer alemde artık sıkıntılar bitiyor. Ehli cennet tümüyle hoş bir hayatta yaşayacaklar. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. İnsanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi de size emrediyor. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ. Allah size ne güzel öğüt veriyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Şüphesiz Allah semî ve basirdir. Yani sesleri işitir ve her şeyi görür. Burada emaneti ehline vermek. Emaneti ehline vermek derken ilk hatıra gelen yanımıza bir emanet bırakılmıştır. Onu ehline vermek. Emaneti sağlam aldığımız gibi sağlam teslim etmek. İlk hatıra gelen manalardan biri bu. Bir başkası görevi ehline vermek. Bir insan makam sahibi olabilir ve bulunduğu makam sahibinde makam sahibi olmasıyla pek çok kişilere görev verebilir. Bu görevleri dağıtırken kim buna ehil, kim buna layık, ona göre vermesi gerekir. Yoksa bu benim akrabamdır, bu benim milletimdendir, bu yakınımdır gibi mülahazalarla veya bu benim meşrebimden, grubumdandır gibi mülahazalarla kendi yakınlarına görevleri dağıtması uygun değil. Ayet-i Kerime'nin sebebi nüzulü olarak şöyle bir olaya yer veriliyor tefsir kitaplarımızda. Mekke fethedilmiştir. Mekke fethedildiğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin anahtarının alınıp içerisinin açılmasını Hazreti Ali'ye emrediyor. Hazreti Ali Kabe'nin anahtarına sahip olan Osman bin Talha'nın yanına varıyor ve anahtarı istiyor. Osman bin Talha diyor ki ben Muhammed'i peygamber olarak kabul etmiyorum ki, onu peygamber olarak kabul etsem anahtarı zaten veririm. Ama peygamber olarak görmediğime göre vermiyorum diyor. Hazreti Ali güçlü bir insan. Osman bin Talha'nın elinden tutuyor. Zor kullanarak elinden anahtarı alıyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o şekilde Kabe'ye giriyor. Kabe'deki putları yerle bir ettiriyor. Ancak daha sonra bu ayet-i kerime nazil oluyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Bunun üzerine Peygamberimiz anahtarı Hazreti Ali'ye tekrar veriyor. Diyor ki git bunu Osman bin Talha'ya ver. Hazreti Ali gidiyor, anahtarı iade ediyor. Osman bin Talha şaşırıp kalıyor.
Zor kullanarak benden aldın, şimdi niye getirdin diyor. O da diyor ki bununla alakalı ayet nazil oldu. Ve ayeti okuyor. Osman bin Talha ayeti öğrenince Allah Allah diyor, demek böyle. Ve İslam'ın güzelliğini görüp kelime-i şehadeti getiriyor ve İslam'a dahil oluyor. Görev de onda kalıyor. Kabe'nin anahtarını taşıma görevi ona veriliyor ve böylece görevine devam ediyor. Bu sebebi nüzulle alakalı bir olay ama ayet-i kerimenin ifadesi geneldir. Zaten tefsir kitaplarımızda şu da geçer: sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına engel değildir. Ayet-i kerime özel bir olay sebebiyle inmiş olabilir ama hüküm itibariyle hükümleri geneldir. Benzeri bütün olayları içine alır. Demek ki her halükarda emaneti ehline vermek, görevleri tevdi ederken ehil olanları arayıp bulmak, onlara vermek lazım. Hatta bu konuda devlet yöneticileri öyle basiretli hareket etmeliler ki sadece kendi sınırlarıyla sınırlı kalmayıp başka ülkelerden bile ehil olanları davet etmeli ve onların bilgilerinden, tecrübelerinden istifade etmeli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: emanet ehline verilmediğinde kıyameti bekle. Yani görevler ehil olanlara verilmezse o toplumda küçük bir kıyamet kopar. O toplumun adeta kıyameti kopar ve o toplum dengeli bir toplum değil, problemli bir toplum haline gelir. Bu açıdan emanetleri yerine vermek, ehline vermek son derece önemli. Ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder. Burada beynel nas diyor, insanlar arasında genel bir ifade. Beynel müslimin değil, yani sadece Müslümanlar arasında adalet değil, bütün insanlar arasında adaleti gözetmek. Dolayısıyla İslam dünyasında gayrimüslimler de bulunmuştur. Ama Müslümanlar Kur'an'dan aldıkları bu dersle onlara zulmetmek değil, onlarla alakalı adaleti esas almışlardır. Mahkemeye müracaat durumlarında kanunlar neyse kanunlar uygulanmıştır. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, etiullah ve etiur rasul, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve ulul emri minkum, ve ulul emrinize de, sizden olan ulul emre de itaat edin. Bu ayet-i kerime Allah'a itaati, peygambere itaati mutlak olarak emrediyor. Bu noktada herhangi bir problem söz konusu olamaz ve olmamalı. Allah bir konuda hüküm vermişse o hüküm yerine getirilmeli. Peygamber bir konuda hüküm vermişse o hüküm yerine getirilmeli. Ama ayetin devamı ve ulul emri minküm, sizden olan ulul emre de itaat edin diyor. Bu durumda acaba ulul emrin her isteği bağlayıcı mıdır? Buna da bir kayıt getirilmiştir. Yani ayet-i kerime Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, ulul emrinize de diyor. Doğrudan ulul emre itaat edin diye ifade o şekilde değil. Yani idareci durumunda olanlar ve ulul emr idareciler anlamında, ulul emr durumunda, idareci durumunda olanlar Allah ve Resulünün ortaya koyduğu ölçüler çerçevesinde uygun şeyler istediklerinde onlara da itaat etmek elbette lazımdır. Ama eğer kötü bir şey isterlerse, her ne kadar kendilerinde emir yetkisi olsa bile kötü bir şeyi emretme yetkileri yoktur. Bu noktada onlara itaat edilmez. Bu konuda kitaplarımızda şu ölçü geçer: La ta'ate li mahluk inde masiyetil halik. Yani Halika isyan olan yerde mahluka itaat edilmez. Eğer bir meselede Allah'a isyan varsa orada idareci durumda olanlara itaat etmek söz konusu değildir. Bunu biraz daha aktüel bir şekilde günümüzün ifadesiyle şöyle söyleyebiliriz. Diyelim bir memur bir devlet dairesinde çalışıyor ve onun amiri durumunda olan uygunsuz şeyler ondan istiyor. Yetkisini kötüye kullanmasını istiyor. Acaba bunu bu şekilde yapması uygun mu değil mi? Kanunda bunun da yeri var ve kanunda deniliyor ki
amirin uygunsuz olan emri ona itaati gerektirmez. Ve memur ona itaat ettiğinde mesuldür. Yani günümüz kanunlarında da bu belirtilmiştir. Kanun dışı şeyler amir tarafından istendiğinde bunlar yerine getirilmez. Şayet yerine getirilse memur bundan dolayı doğrudan doğruya sorumludur. Ulul emre itaat etmek, yani idarecilere itaat etmek meşru olan, maruf olan meselelerdedir. Meşru, maruf meselelerde itaat ettiklerinde elbette sevabını da elde edeceklerdir. Ve o toplum daha böyle dengeli toplum, huzurlu toplum haline gelecektir. Yani bunun zıttını düşündüğümüzde idareciler var, memurlar var ama memurlar amirlere itaat etmiyor. O toplumda kaos meydana gelir. Ama idari mekanizma güzel bir şekilde işliyorsa elbette o zaman daha böyle istikrar olur. İşler güzel bir şekilde yürür ve insanlar bu durumdan istifade ederler. Peki şu da sorulabilir, hatıra gelebilir. Diyelim idareciler bizden değil, gayrimüslim ülkede çalışan insanları düşünelim. Buradaki insanlar gayrimüslim idarecilere uyacak mıdır? Elbette uyacaktır. Çünkü el müslimun ala şurutihim, Müslümanlar hangi şartları kabul etmişlerse uymakla mükelleftirler. Ne gibi sözleşme yapmışlarsa uymakla mükelleftirler. Dolayısıyla diyelim Fransa'da veya Almanya gibi bir yerde gayrimüslim idarecilerin idaresi altında çalışan Müslüman kardeşlerimiz orada kendilerine verilen görev neyse, fabrika veya iş yeri, oradaki verilen görev neyse onu yaparlar. Ancak orada da yine kanunda yeri olmayan bir şeyi idareciler istemişse elbette bu yerine getirilmez. Mesela onların amiri durumunda olanlar deseler ki bu akşam kokteylimiz var, eğlencemiz var, siz de geleceksiniz, siz de bizimle beraber içki içeceksiniz, domuz eti yiyeceksiniz deseler, acaba buna itaat etmek gerekir mi? Buna itaat etmek gerekmez. İdarecileri ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, bu şekilde kanunsuz bir şey istenmişse bu yerine getirilmez. Gayrimeşru bir şey istenmişse bu yerine getirilmez. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ Eğer herhangi bir şeyde birbirinizle ihtilafa düşerseniz فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bunu Allah ve Resulüne arz ediniz. Yani Allah'a arz etmek, Allah'ın kitabına, Allah bu konuda kitabında ne diyor? Kitaba bir bakalım demek lazım. Ve bir de peygambere, peygamberimiz yaşamış olduğu dönemde doğrudan peygamberin şahsına müracaat, şu anda bizlere bakan yönüyle ise peygamberin sünnetine müracaat. Yani herhangi bir meselede aramızda bir ihtilaf çıkmışsa bu konuda ayet ne diyor, hadis ne diyor, buna müracaat etmek gerekir. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz böyle yapınız. Zalike hayr, bu hayırlıdır, daha hayırlıdır ve ahsenu tevile, netice itibariyle daha güzeldir. Evet, bizler günlük hayatımızda bir takım meselelerde acaba şu şöyle mi, böyle mi, doğru mu, eğri mi aramızda ihtilafa düşebiliyoruz. Ama ayete ve hadise müracaat edersek bunun hükmünü biliriz ve o şekilde tereddütlerden kurtuluruz ve istikametli bir şekilde hayatımızı devam ettiririz. Allah ve Resulünün gösterdiği yol çizgisinde gitmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.